Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kars Arpaçay ilçesinde Tepecik Köyü'nü ziyaret ettik. Muhtarımız Telli Bey Koçak ve abisi Arif Koçak ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Olur, sağ olun. Evet muhtarım, kaç dönemdir muhtarız? Muhtarın ismi de... Ben 10 senedir muhtarım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah bu devlete de zavallı vermesin. Amin cümlemize. Yani bir zamanlar bundan önce bizim buradan bir kamyon çalışırdı da un boynu tüy boşaydı ama bu suyu geçirdi. Geçer değil mi? Köprü yoktu. Köprü mörpü yok. Evet. Şimdi Allah'ımıza şükür olsun. Yolda asfalt yapılmış, sıcak asfalt. Doğru efendim. Yapıldı. Sıcak asfalt yapılmış. Allah razı olsun. Evet. Devletimiz çok güzel, çok iyi. Memnunuz. Memnunuz. Bize. İki dönemde 9 yıl oldu. Bir yaklaşık 10 ay kaldı muhtarlığınızda. Köye hangi hizmetleri kazandırdınız Telli Bey muhtar? Vallahi köyün içine 2 tane köprü yaptırdık. Evet. Camımız var. Köy odamızı Allah razı olsun devletimiz. Kaç yıl önce yapılmış köy odası? 25 sene evvel bizim Hacı Muhittin Karabaroğlu vardı. Evet. Burada dedik ya böyle olmaz. Köyümüzde bir fakir köy var. Evet. Kimin senin evi var, kimsenin evi yok. Evet. Dedi ben bunu yaptıracağım. Köy odası. Allah razı olsun. İsmi neydi onun? Muhittin Kahramanoğlu. Muhittin Kahramanoğlu yaş hayatta mı? Hayatta. Allah sağlık, sağlık, uzun ömür versin. Amin. Muhittin Kahramanoğlu. Kahramanoğlu. Evet. O yaptırdı. Memnun var Allah. Arkadaşlar bak İstanbul'da yaşıyor ama bu köyde doğmuş büyümüş. Bak köyüne de ne yaptırmış? Bir köy odası yaptırmış. Allah razı olsun diyoruz. Amin, buradan amin. Selamlarımızı iletiyoruz. Sağlık, sıhhat, uzun ömür versin diyoruz ona. Amin. Bu röportajı oradan da izleyebilir arkadaşlar. Amin. Türkiye'nin her yerinde izleme şansına sahip vatandaşlarımız. Onu da belirtelim. Köyümüzde evet. Okulumuz var. Okul var. Kaç hane? Nüfus ne kadar muhtarım? 60 hane. 60 hane. 300 hane yakın nüfus. Nüfus var. İlçeye en yakın köy doğru mu? En yakın. İlçeye evet. En yakın köyler. 2 kilometre mi şu? 5 kilometre. 5 kilometre. Evet. 5 kilometre. Sizden yakın Kümbet'te var. Orada 2 kilometre. Orada Kümbet'te. Evet. Ama burası da yakın sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Evet. Muhtarımın abisi. Dedi ki ben abisiyim. Baktım abisi daha genç duruyor. Doğru mu efendim? Abim 50 sene, 60 sene devamlı koyuna gitti. Tam 12-10 yaşından sonra hayvan gütmeye. Hayvancılıkla. Hayvancılıkla uğraştı. Evet. Çok evet. Önemli. Olsun. Bir yarbayağı da oğul yetiştirdi. Bir yarbay mı var? Oğul. Yarbay. Evet, tebrik ediyorum. İşte görüyorsunuz. Arkadaşlar az önce yine iki muhtarımızla röportaj yaptık. Kızının bir iktisadı bitirmiş, bir tanesi de şeyi okuyor, adalet okuyor. Yani sordum yeğenim, dedim hiç dershaneye gittim, hiç dershaneye gitmedim dedi. Sadece devletin verdiği kitaplardan çalıştım dedi. Yani eğer gençlerimiz devletimizin vermiş olduğu kitaplardan çalışırsa demek ki üniversiteyi kazanabiliyor arkadaşlar. Onun için bazı yerlerde görüyoruz çocuklar yok babam beni dershaneye göndermedi, annem beni dershaneye göndermedi. İşte görüyoruz. Kırsal bölgede hem efendim burada. Onun oğlu albay oldu. Çok o güzel. Onun oğlu makine mühendisi benim. Evet. Üçümüz kardeş. Maşallah. Evet. Emekli oldun mu çobanlık yaptın? Yok. Çobanlıktan emekli oldum. Oldun mu? Maaş alıyor mu devletten? Yok. Keşke yatırsaydın ses kanı Bağkur'unu. Yatırmadın. 70 bin. Sen emekli misin muhtarım? Hayır. Ben. Sen de emekli dersin. Bak şimdi devlet ses kanı yatırıyor doğru mu efendim? Evet. Biz ne yaptık gazeteci olarak arkadaşlar? Türkiye'de muhtarların sesi olarak biz yola çıkma sebebimiz muhtarların özlük haklarının iyileştirmesini sağlamaktı. Bunda da başarılı olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde işte gördüğünüz gibi evet. Daha önce muhtarların sosyal güvenlik Bağkur primlerini devlet yatırmıyordu. Evet. Biz de dev gibi manşetle taşıdık bunu. Sağ olsun bize inanarak destekleyen muhtarlarımız kazandı. Doğru mu efendim? Amin doğru. Yoksa ilk muhtar seçildiğinde 300 lira alıyordu. Alıyor muydu? 300 alıyordu. 300 alıyordu. Evet. İşte gördüğünüz gibi dev gibi manşetler taşıdık sayın izleyiciler. Cumhurbaşkanımıza muhtarların sesini ve sorunlarını ne yaptık? İlettik. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız işte bir de tabanca ruhsatları vardı. Onun için de o kararnamede çözülmedi. Ne yaptık? Dev gibi bir manşeti taşıdık. Bizim muhtarlar Cumhurbaşkanımızdan bir müsaade daha bekliyor. 60 hane köyümüz var. 60 hane yani, evet. 60. Biraz köyümüz fakir. Evet. O evet. Zaman iş yokurdu, bir şey yokurdu. Evet. Şimdi Allah'a şükür herkes iş kurdan işe girir. Evet. Maaşa bağlanır. Değil mi? Allah evet diyorsun. Çok güzel. Şimdi durumumuz iyi. Çok şükür. Yani evet. Kimseye sen görüyorsunuz sayın izleyiciler. Bir de muhtarımın eşi değil mi efendim? Bu da bizim benim eşim. Eşi. İsim ne teyze? Türkan. İsim ne Türkan mı?
Türkan Koçak. Koçak, Türkan teyze, muhtarım 9 yıldır muhtar. Muhtarlık yapıyor ama asıl ağırlığı çeken hanımlar oluyor, doğru mu efendim? He, vallahi çok zahmetine ben çekiyorum bunu. Değil mi? Evet. Muhtardan fazla hanımları yoruyor Sayın İzleyiciler. Bütün yengelerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi olarak. Bayan gözüyle köyümüze ne yapılmasını istiyorsunuz? Yetkililerden ne istiyorsunuz efendim? Köye ne yapılsın? Köye mi? Şimdi evet. Bizim köyün bir içi. Parkedaşı yapıldı mı efendim? Yapılmadı istiyor. Parkedaşı yok. Parkedaşı istiyor, doğru mu? Yapıldı. Çamur değil mi? Evet. Çamur bakışta görüyoruz Sayın İzleyiciler. Bu, bizim evet. Sıramız geldi. Harfli sırasını evet. Bize yapıyorlar. Evet. Biraz da geride. Yani sırası geldi. İnşallah bizimkine yapar. İnşallah sokakların çamurdan kurtarılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. İşte biz de gördüğünüz gibi halkın sesini bugün de ne yaptık? Kars Arpaçay ilçesi Tepecik köyü muhtarımız Telli Bey Koçak ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için, gazetemizi desteklediği için teşekkür Allah ediyoruz. Allah Tayyip Baba'ya da uzun ömürler versin. Allah onun ömrünü uzun etsin. Amin. Türkiye'nin başında olsun. Koza Türkiye'de. Amin. Amin. Teşekkür ederiz. Tabii.